Alo. İlk telefonumuz Alo. alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ilişkinizde o kadın mısınız? Pek değilim herhalde. Buyurun sorunuzu alalım. Size o kadın yapmak için ne yapabiliriz onu konuşalım. Evet. Şey ya. Evet. Ya eşimden ben çok soğudum bak. 9,5 yıllık evliyiz. Ben önceden eşime çok sevgi gösterdim, ilgi gösterdim ama eşim hep beni azarladı. Yani şu an ben eşimden artık soğudum ki o da bana karşı soğuk. Yani ben onun yüzünü görünce şeytan görmüş gibi oluyorum. Artık soğudum herhalde. O da beni sevmiyor aynı şekilde. Bir de bizim şöyle bir şey var. Mesela kaç para aylık alıyor onu bilmiyorum. Parasını birikim yapıyor mu onu hiç bilmiyorum. Yani Peki bunlar benim kafamı çok bunaltıyor artık. Artık ben sordunuz boşanmayı mu düşünüyorum. İki tane çocuğum eşinize ne var. kadar aylık alıyorsun, yani maaşın ne kadar falan diye sordunuz mu onları hiç? Soruyorum. Ne diyor? Aldığından daha düşük diyor. Veya işte sen birikim yapıyor mu diyorum. Yapıyorum belki boş ver diyor. Belki gerçekten söylediği maaşı alıyordur. Nereden biliyorsunuz size yalan söylediğini? Ya bilmiyorum hani çevreden duyuyorum daha fazla alıyormuş mesela. Burada sorun Yani var. sorun para da değil yani şey yok bizim soğuduk birbirimizden. Aşk yok. Peki severek mi evlendiniz görücü usulüyle mi? Gördüğü usulüyle sevmeyerek evlendim zaten. Ailemin zoruyla. Çocuk var mı? İki tane var biri 9 yaşında. 9 yaşına girecek. Biri de 4 yaşında. Hocam ne diyorsunuz? Evet. Şimdi şunu söylüyoruz. Sevgisiz evlenmiş olmaları, aile zoruyla evlenmiş olmaları tabii dezavantajlı bir şekilde olaya başlamaları anlamına geliyor. Aşılması gereken bazı engeller söz konusu ilişkide. Fakat bu o birliktelikten bir muhabbetin, bir aşkın doğmasına engel değil. Bunun örnekleri çok fazla var. 9 sene geçmiş ama üzerinden. Tabii 9 sene içerisinde muhtemelen birbirlerini çok fazla yıpratmış, çok fazla kırmışlardır. Ve yine muhtemelen cinsel hayatlarına yansımıştır bu soğukluk. Oraya da İki yansıyınca tane çocuk olmuş ama. olabilir. Hocam diyor biz diyor bir elin parmakları kadar birlikte olduk diyor. Bütün evlilik hayatımız boyunca onlardan iki tanesinde hamile kaldım zaten diyor. İki çocuk oldu diyor. Bu kadar. Yani bu kadar seyrek de olabiliyor cinsel ilişki. Yani çok çocuğun olması cinsellikle çok iyi Hayır, hiç olduğunun anlamına alakası yok. Bir gelmiyor. de şu var. Çok fazla cinsellik olması da cinselliğin olduğu anlamına da gelmiyor. Niye? Erkek erken boşalıyor. Erkekte sertleşme sorunu söz konusu olabiliyor. Kadında kuruluk ağırlı birleşme olabiliyor. Kadın doyumu yaşayamayabiliyor ki çoğu kadın yaşayamıyor ve numara yapıyor. İşte aman problem çıkmasın, sorun olmasın falan diye. Bunları da Mutluluk annelerinden, numarası mı? teyzelerinden öğreniyorlar. Aman kızım işte idare et falan filan. Aman eşin işte morali bozulmasın, senden soğumasın, başka kadına gider falan diyerek yıllarca hocam bir defa bile biz soruyoruz çünkü danışanlarımıza cinsel hayatınız nasıl, doyum yaşadın mı? Ben onun ne olduğunu bilmiyorum diyor. E diyorum senin bir cinsel hayatın yok mu? Var diyor hem de oldukça aktif diyor. Peki eşin bunu bilmiyor mu? Yok hocam diyor bilmiyor. Neden? Ben diyor hiç bunu yansıtmıyorum diyor. Kadınlar bunu çok sık yapıyorlar. Şimdi Peki cinselliğe eşler de anlamıyor mu aksadım. sizce? Esasında eşleri dikkat etmiyor. Dikkat etse yani onu anlamaya çalışsa, Odaklansa? genel anlamda eşini anlamak ve hissetmek gibi bir derdi olsa elbette ki eş anlar bunu, bir erkek anlar. Ama şu var, kadın gerçekten anlamasını istemiyorsa bir erkeğin anlamayabilir. O kadar. Tabii kadınlar böyledir. Erkekler de böyledir. Şimdi kadınlar böyledir derken yanlış anlaşılmasın. Erkekler biraz saftır. Biz biraz safız ve düzüz. Çok fazla kurcalamayız. Ama kadınlar da istediklerinde erkekleri dedikleri gibi manipüle edebilme yetisine sahiptirler. Ya bunu niye söylüyorum? Bir dezavantaj olarak değil. Kullanın bunu diye söylüyorum. Neyi? Manipülasyon yeteneğinizi erkekler üzerinde. Mesela kullanıyormuş kadın mesela ilişkide eşinden zevk aldığını dile getiren sözcükler Bu söylüyor. manipülasyon değil. Bu eşini ve hepsinden önce kendini kandırmak. Bu manipülasyon değil tabii ki. O Manipülasyon ilişkiyi derken daha kurtarmak farklı. değil mi? O ilişkinin sorumluluğunu ve ağırlığını kendi omuzları üzerine almak. Peki.
Evet, iki çocuklu ve kocamla asla aramda sevgi yok, aşk yok diyen hanımefendi ekran başında sorunun cevabını bekliyor. Aynı zamanda evlilikte cinselliğin çok önemli olduğunu dile getirdiniz. Onunla ilgili cevaplar bekleniyor. Bir de o kadın olmayı herkes çok merak ediyor. Evet. O kadın nasıl olabiliriz? Şimdi bu soru soran izleyicimizin şahsında cevap vereyim. Şimdi genellikle kadınlar eşleriyle problem yaşadıklarında kadınlıkları, dişilikleri zarar görüyor. Bana kadın gibi hissettirmiyorsun. Bana değer vermiyorsun. Bana iltifat etmiyorsun. Beni gördüğünde gözlerin parlamıyor diyor. Evet, haklılar. Yani her şey zıttıyla kaimdir. Bir erkeğin onun hayatındaki varlığı, onu arzulaması son derece önemlidir. Ama erkek bunu yapmıyorsa ne olacak? Kadınlık, dişilik uçacak mı? Buharlaşacak mı? Hayır. Şimdi gerek bu izleyicimizin şahsında, gerekse de bütün izleyicilerimize şunu söylüyorum. Sözünüzü değil özünüzü yükselteceksiniz. Hı hı. Hani Türk filmlerinde de vardır ya, Edison Türkan Şoray'ı ilk görür. Çok beğenmez, oralı olmaz. Saçları böyle yandan bağlanmıştır. Koca gözlükleri vardır. Üzerinde bir hırkası vardır vesaire. Ne yapar Türkan Şoray? Gider bir dönüşüm yaşar. Ne olur? O kadın olur. Gelir. Ve Edison'un dibi düşer. Ama onu kadın olarak Edison'un karşısına çıkmaz. O kadın olarak insanların karşısına çıkar. Bunu da birilerini etkilemek için değil, kendi olmak için, kendini gerçekleştirmek için yapar. Çünkü zaten bunu kendine borçlu. Dolayısıyla bu izleyicimize tavsiyemiz, kadınlığını yükseltecek. Şu andan itibaren eşiyle olan ilişkilerini askıya alacak, o alanın etrafını çevirecek, oraya girmeyecek. Ama hocam nasıl olacak? Zaten 9 yıldır dostlar alışverişte görsün bir ilişki. Zorla devam eden bir ilişki. Etrafını çeviriyoruz. Askıya almak ne demek? Askıya almak hocamla demek. Hocamla ilişkimi nasıl askıya alacağım? Şöyle söyleyeyim, ilişkideki problemleri alanlara girmeyecek. Ha. Onların etrafını çevirecek. Tamam. Beşeri münasebetleri devam edecek. Her iki taraf istediği takdirde, istediği takdirde cinsellik devam edecek. Ve odağını kendisine yöneltecek, içeriye yöneltecek. Tam orada ne yapacağızı soracağız ama bir telefonumuz varmış. Olur, uzun zamandan beri beklediğini söylediler. Tamam. Alo. Alo. Buyurunuz, canlı yayındayız, dinliyoruz sizi, hoş geldiniz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben şu. Ben eşimle evlenerek evlendim. Fakat ayrı ayrı o memleketine gittiğinde, ben kendi memleketine gittiğimde arada bir özlem oluyor. Beni arzuluyor, istiyor. Fakat biz yan yana geldiğimizde aynı evin içinde kendisi aslında beni seviyor ama sevgisini belli edemiyor. Bunun dışında bazı sorumlulukları üstlenmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, evin temizliğinde şeyde yardımcı oluyor, çocuk bakımına yardımcı oluyor ama duygusal anlamda bir eksiklik hissediyorum. Hangi sorumlulukları üstlenmiyor? Ya bana karşı olan. Genel olarak bana ilgisini, sevgisini belli edemiyor. Bunu ortaya koymuyor. Ama söylediğinde, sizi sevdiğine inanıyorsunuz değil mi? Kocam beni seviyor ama bir ilgi eksikliği var. İnanıyorum çünkü biz şöyle söyleyeyim. Sosyal medyadan biz birbirimizi bulduk. Ama evlenmeden önce 1,5-2 seneye yakın bir arkadaşlığımız oldu. Ailelerimizi de tanıdık birbirimizi. İlk evlendiği zaman ailesi de beni çok seviyordu, kızı gibi görüyorlardı. Şimdi eskisi gibi bana karşı bir sevgileri, saygıları yok ama eşimi seviyorum hala. Evliliğimin de bitmesini istemiyorum. Kaç yıllık evlisiniz? Ama 2015'te evlendim. Aşağı yukarı bir 9 senelik evliyim. Hı hı. Yine 9 senelik bir evlilik. Evet. Evet. Peki. Lütfen ekran başında. İki çocuğumuz var bu arada. Allah bağışlasın. Ancak eşiniz sizi uzak bir yere gittiği zaman özlüyor. Yanınızdayken özlemiyor. İltifat etmiyor.
Ya iltifat etmiyor. Uzaktayken mesela çok güzel iltifatlarda bulunuyor. Aşkım, canım, balım, bir tanem diyor ama yüzle geldiğimizde bunu dile getirmiyor. Çok önemli bir husus aslında bu. Çok önemli bir husus. Şöyle ki, kaybettiği zaman değerli. Özlüyor. Ha. Kaybettiği zaman. Erişiminin olmadığı zaman. Elde edilmesi, erişilmesi güç olduğu zaman erkek özlüyor. Onun için değerli oluyor. Onun için özel oluyor. Ama kadın erkeğin elinin altına girdiği anda erkek için değerini, cazibesini kaybetmeye başlıyor. Ama evlilik zaten elinin altında olması gibi bir şey değil mi? Bir açıdan bakıldığında öyle. Ama ne diyor? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin diyor. Evin içinde böyle ateş böceği gibi dız 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 kaçacak. Aynen öyle. Eşi de hani böyle kedi izler ya, aynen onu izleyecek. Ay hocam 80 metrekarede nereye vız 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 kaçalım? Nasıl olacak yani o? Peki teşekkür ediyoruz. Lütfen dinleyin. Sizin de bu ateş böceği olmaya ihtiyacınız var. Bütün evet. Kadınların galiba. Çok güzel. Hepimizin var. Kovaladıkça kaçan ateş böceği gibi misin? Şimdi buradan devam edelim. Samimiz misiniz gerçekten? Samimiyim bundan? Evet tabii tabii öyle olacak. Yani şimdi Allah. Erkek eve gelir. Hani yorulmuştur, çalışmıştır, çabalamıştır. Kadını onu yiğidim, aslanım diyerek karşılar. Bunu çok konuştuk artık. Eril enerjinin karşılığı, ödülü kadınının takdirini almaktır. Bir kere orada bir kadın ona bir takdir verir. Ondan sonra ne yapar? Geri çekilir. Bakın kadın geri çekilir. O nasıl yani olacak? Şimdi, onu anlamıyorum mesela. Hani gösterdi, bir ilgi gösterdi. Ondan sonra ne yapacak kadın? Geri çekilecek. Erkeğine bir müsaade edecek. Ne yapması için? Adım atması için müsaade edecek. Şimdi çok fazla böyle erkeğinin üzerine gittiği zaman işte canım günün nasıl geçti, şöyle mi böyle mi işte falan. Bir dakika ya bir dur. Bu ateş böceği tavrı değil. Şimdi erkek geldi, sen ona yiğidim aslanım dediğin bir takdir verdin. Bu bir ödülünü aldı. Evet. Ama tam bitmedi ödül. Asıl ödül ne? Asıl ödül kadınınıyla bir olması, karılıp katılması. Burada sadece cinsellikten bahsetmiyorum. Sen şimdi o ödülünden bir parça ona sundun. Şimdi o heyecanlandı ve geri çekileceksin. Şöyle erkek bakacak, hanım neredesin diyecek. Böyle olacak. Böyle biraz nazlı, biraz ürkek, biraz böyle evin içerisinde erkeğinden böyle hafif uzak duran, çok uzak değil, hafif. Erkeğin kendisine adım atmasını bekleyen tarzda olur o kadın. Ama şimdi şu var. Şimdi bunu hemen denersen bu sefer hocam dediğinizi yaptım. Yan odaya gittim. Ne gelen var ne giden orada. Ay, da uyuyakalmışım. Benden eşim çok yaşayacaksınız. Kanepe üzerinde kalmış gibi bir durumda olabilir. Ben mutfağa olabilir. Gitmişim. Eşim umurum bile değil. Gibi, maç izliyor gibi. Mesela. Şimdi orada bunu önce içimizde ne yapacağız? Bir yükselteceğiz. Şimdi ne diyecek? Kadın şunu diyecek bir kere. Ben o kadınım. Ben o kadınım. Hangi kadın? O kadının vasfı ne? Zirvedeki o kadın. Zirvede olunca ne oluyor? Bir erkeğin canhıraş uğraşı neticesinde zirveye eriştiğinde orada bulacağı, göreceği onun ödülü olma vasfına sahip olan o kadın benim. Yani zirvede de olmasam bile. Olmasa bile. Olmasa bile bunu. Zaten bunu ilk söylediğinde ne olacak? İçinde gülme bazı danışanlarım diyor. Hocam bir gülesim geldi diyor. Kendim de inanmadım diyor. Bir boşluk hissettim diyor vesaire. Ama bunu yapmaya devam ettikçe bir müddet sonra yavaş yavaş kendisi de buna inanmaya başlayacak. Hani diyor ya çarşının başında bir söz söyledim. Çarşının sonunda kendim de inandım diye. 40 defa deli dersen deli, veli dersen veli. Çünkü biz olmayan bir şeyi var etmeye çalışmıyoruz. Biz o mangalın içerisindeki o közü yeniden canlandırmaya, harlamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de ne yapacaklar? Şu iman tahtası dediğimiz noktaya hafifçe dokunacaklar. Ben o kadınım. Zirvedeki o kadın. Bir erkeğin canhıraş bir uğraş neticesinde zirveye eriştiğinde onu bekleyen, onun ödülü olma vasfına sahip o kadın benim. Uğruna emek, kaynak, zaman harcanası. Bütün bunlara değecek olan o kadın benim, özel, nadide, biricik,
kovaladıkça kaçan ateş böceği misali o kadın benim diyecek. Şöyle hafifçe şuraya vuracak. Buraya vurmak beynimizin o alt beyni olarak, limbik sistem olarak tanımladığımız ve duygularımızla ilişki bölgemizi uyarıyor. Bir uyarım gönderiyoruz beynimize. Bir müddet sonra beyin şunu diyecek. Ya ne diyor bu kadın? Bu kadın bir şey söylüyor. Hani bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş dedi. Sonra beyin şunu düşünmeye başlayacak. Ya bu söylediğin bende bir karşılığı var. Evet, ben böyle birisiydim zaten. Ben hayata böyle geldim. Ve yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak. Yavaş yavaş içerideki yüzeye çıkmaya başlayacak. Bunu geçen sezon hatırlarsanız son programda demiştik. Yapın ve bir sonraki sezon değişiklikleri benimle, bizimle paylaşın diye. Videomuz milyon izlendi zaten, evet, sizinle beraber kesinlikle olan o videomuz. Ve herkes söylüyor. Yapanlar mesela yazmışlar yazın bana. Nur Hanım inanamayacaksınız ama o kadın oldum diye. Kesinlikle. Ne oldu? Kursuna mı gittin? Seminerini mi aldın? Kitabını mı okudun? Hayır. Sadece ve sadece bazı şeyleri tekrarladın ve o duyguyu, içinde zaten var olan bir duyguyu açığa çıkardın. Şimdi biz bir insana gülmeyi öğretmeyiz. Zaten gülme davranışı ve ona temel teşkil eden neşe, sevinç, mizah duygusu içinde vardır değil mi? Bir uyarıcı gelir ve o duygu açığa çıkar. Ama sonra ne olur, bu küllenir. İnsan depresif bir duygu durumu içerisine girer falan. Ama sonra ne yapar? Hayır der. Ben bunu kabul etmiyorum. Depresif durumda olmayı kabul etmiyorum. Ama hocam çevresel faktörler de var. Yani onlara borcum rağmen, var, param var, menopoza girmek üzeresin. Kimse burada beyin şunu sormuyor. Ya paran var mı? Şuyun var mı? Güzel misin? İşte bacak boyun ne? Boyun kaç? Vücut ölçü. Beyin bunu sormuyor. İçeride olanı açığa çıkartıyoruz biz. Bu böyle bir şey. Bunu açığa çıkardığınız zaman göreceksiniz. Burada dikkat edeceğiniz ikinci şey şu. Perhiz yapacak. Ne kadınlar. Perhizi? Diyet. Erkek işi yapmayacaklar. Erkek işi yapma perhizi yapacaklar. Yani eril enerji yüklenmelerine sebebiyet veren hiçbir şey yapmayacak. İşte biraz önce dediğim gibi arabanın lastiği İneceksin indi. Ah, aynen öyle. Şişirmeyeceksin o lastiği. İcabında eşini arayacaksın. Lastiğim indi, yolda kaldım diyeceksin. Kaldım, yetiş. Eşin organize edecek. Adam bir eli ayağı birbirine dolaşsın. Hanım tamam geliyorum falan desin. Peki. Ama hocam benimki kızar. Kızarsa kızsın. Bu şekilde. Bir kızar, iki kızar, üçüncü de alışır. Eril, erkek işi yapılmayacak. Kat'i ve kesin. Bakın hocam, şu ikisi. Bir perhiz, bir de bu sözleri şöyle iman tahtasına vurarak bir tekrar etmek. Evet. Sosyal medyamda bulabilirler, orada var. Bunu yaptıkları takdirde hayatlarında birçok şey değişir. Fatih Reşit Civelekoğlu yine hayatımızı değiştirerek bize o kadın yapma yolunda önemli, eyvallah, tavsiyeler verdi. Kovaladıkça kaçan ateş böceği olmalıymışız kızlar. Aynen. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.